Bu süreçte devlet elinden gelenin fazlasını bile yapmış. Temelim kızımın sağ olmasıydı. Ölü bulunması bile, şu an kızımın bir mezarı bile olması. Bu da devletin bir çabası değil ki, tabii ki. Allah'ın izniyle kim olursa olsun devlet çıkaracak. Kim yakalanmışsa, kim tutuklanmışsa, kim ille ki bu süreç yavaş yavaş devlet bunları hepsini çıkaracak. Devletin savcıları şu an onlar zaten gereken neyse sizinle de basınla da herkesle görüşüyor. Benimle herhangi bir şey paylaştıkları yok. Ben de her şeyi sizden duyuyorum. Sizden ricam bu yalan haberlerle artık bu dedikodularla yani kızımın acısını yaşayamıyorum. Baba mezarlığa gelmemiş, baba sabahleyin gelmiş, baba sabah mezarlıktaydı. Ve bu insanların bazı farklı tanımadığımız insanların mezara gelip kızımın fotoğrafını çekip fenomenler rica ediyorum. Namalanmasınlar. Jandarmamız elinden geleni yapıyor ve yapmaya da hele de devam ediyor. Süreç devam ediyor. Sürecin bittiği bir şey yok. Kızımın cenazesi bulundu doğrudur. Ama netice olarak sadece bununla bitmeyecek. Bitmiyor. Ve şu an devlet, savcı, araştırmalar devam ediyor. Bunu da hep beraber göreceğiz. Allah kahru perişan etsin. Yani şimdi kim ne de bir baba ne demek ister? Allah kahru perişan etsin. Rabbim onların evine de bu ateşi düşürsün. Kim bizden ne istedi? Çekirdek bir aileydik. Lüks bir hayatımız böyle şatafat bir hayatımız yok. Çekirdek bir aileydik. Devlet kimden şüpheleniyorsa devlet bugün beni de alabilir, devlet onu da alabilir, devlet herkesi alabilir. Efendim eşiniz de gözaltında. Devlet tutuklandı. Herkesi alabilir. Eşiniz de tutuklandı. Devlet alabilir, devlet beni de alabilir. Bu soruşturmanın selameti için devlet herkesi alabilir. Ve bu soruşturma bitene kadar bütün köyde alınabilir. Ben de alınabilirim ama netice olarak bu iş devlet çözecek. Ben buna inanıyorum. Devlet kızımın kanını yerde bırakmayacak. Şüphelendiğim bazı ne konular olsa da ben jandarmayla paylaşmışım. Ben jandarmayla habersiz bir şey yapmamışım. Sizden ricam biraz bu medya konumunda bazı insanlar benim ailemin içinde çok fazla yorumlar yapıyor. Yani şu an eğer devletin bir merceği vardır, valilik vardır. Eğer valiliğin, bakanlığın yaptığı açıklama neyse doğrudur. Başka şeyler hepsi yalandır. Oğlum bir defa daha da yakalandı, bırakıldı. Bir daha alınır, bir daha bırakılır. Bu neticede devletimizin ve savcılarımızın işidir. Benim işim değil. Arif abi siz normal karşılıyorsunuz. Bu süreç normal mıdır kardeşim? Kim yakalanıyorsa yakalansın. Netice olarak bu soruşturmanın, savcılarımızın, valiliğimizin soruşturmanın başa gitmesi için herkese yakalanır. O şahıs her akşam gelip camide oturduğum zaman her akşam yanımda gelip oturan bir insan ve insanların çirkin yüzü gözükmüyor maalesef. Hangi devirde yaşıyoruz? 4-5 tane çelişkili ifade var. Bu da savcılarımızın işidir. Bizim işimiz değil. Eğer biz o kadar bilseydi, bu o kadar güçlüyse biz kızımızı devletten önce bulurduk. 90 hanelik bir köydür. Burada 5-6 tane ayrı ayrı soy isim yaşayan insanlar dedelerimizden kalma. Sadece bu köyde hepsi %90'ı Güran olarak değil ki. Güran sadece burada 10 ev, 12 ev. İnanıyorum adalet yerini bulacak. Allah hepinizden razı olsun. Türk halkı benim kızıma sahip çıkmıştır. Allah onlardan razı olsun. İnşallah devletimiz bu katil insanı da ortaya çıkıyor. Hepinize teşekkür ederim. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz zaman hiçbir şey orada da kalmayacak. Her şey çıkaracak. Biz de onu İnşallah devlet kızımın katilini Allah'ın izniyle bulacak. Ve ben inanıyorum. Türk milleti gerçekten benim kızımı bir manevi olarak kızlarını saydım. Efendim.